6 yıllık sürekli savaş eğitimi yanında İspanya ve Polonya'da kazanılan gerçek savaş deneyimi Alman ordusunun güvenilir görünmesini sağlıyordu. Peki ya İngiltere ve Fransa için neler söylenebilirdi? Öncelikle İngiltere'ye bakalım. Onlar da hem ana yurtta hem de dışarıdaki ordularını büyütmeye başladılar. Ama savaş ilan eden yalnızca İngiltere değildi. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve diğer bütün İngiliz sömürgeleri Hitler ve dayandığı değerlere karşı zafere ulaşmak için savaş çıkartmışlardı. Ve İngiltere'nin hazır olan tek bir silahı vardı, Kraliyet Donanması. Savaş ilanından kısa bir süre sonra bu donanma Alman yük gemilerini açık denizlerden süpürdü. İngiliz donanmasına bağlı birimler Süveyş, Malta, Cebeli Tarık, İngiliz Kanalı'nda ve Kuzey Denizi'ne yerleşmişti ve Almanya'yı engelliyorlardı. İngiltere denilen kara parçasını ezmeden dünyayı fethetmek imkansızdı. Ama bu küçük adayı nasıl vurmak gerekiyordu, işte asıl sorun buydu. İngiltere ve Almanya arasında sadece Fransa değil birçok küçük ülke vardı. Bunlar Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç'ti. Bu küçük ülkelerin halkları savaşçı değillerdi. Çalışkan ve özgürdüler. Ortada olduklarını onlar da biliyorlardı ve bu doğal konumlarından dolayı korku içindeydiler. Hitler bunu biliyordu. Bildiği bir şey daha vardı. Eğer onları böylece bırakırsa, Nazi yayılmasına karşı birleşik bir duvar oluşturacaklardı. Ve onları daha işgal etmek için çok daha zor olacaktı. Onun için ordusuyla saldırmadan önce başka bir silaha başvurdu. Propaganda. Onları bölüp işgal etmek için akıllarını karıştırdı. Kendilerine inançlarını kaybetmelerini sağladı. Küçük ülkeleri razı etmek için propaganda bakanı Joseph Goebbels, onlara savaşı kesinlikle Almanya'nın istemediğini, bu dertleri çıkartanın İngiltere ve Fransa olduğunu belirtiyordu. Sonra sıra Hitler'e geldi. 6 Ekim 1930'daki konuşmasında son derece nazik ve detaylı sözler verdi. Danimarkalılar için dedi ki, Danimarka ile bir saldırmazlık anlaşması imzaladık. Norveçler için Almanya'nın kuzey milletleriyle hiçbir zaman anlaşmazlığı olmamıştır ve şimdi de olmayacaktır. Hollandalılar için Yeni Reich Hollandalılarla geleneksel dostluğumuzu sürdürmeyi dilemektedir. Ve Belçika söyledikleri şöyleydi. Reich Belçika için herhangi bir şekilde tehdit sayılabilecek hiçbir iddia öne sürmemiştir. Hitler bu sözleri verirken generalleri soğukkanlılıkla el kurbanlarını almaya hazırlanıyorlardı. Norveç'i. Peki neden Norveç seçilmişti? Çünkü derinlemesine karanın içlerine uzanan birçok fiyordu, İngiltere'nin destek hatlarına saldıracak olan U-botlar için mükemmel birer üs olabilirdi. Ayrıca Almanlara hayati önemi olan hava üssü sağlayacaktı. Burası İngiliz deniz üssü Scope of Love'dur. Ve bu da kesici donanmadır. Bu konumda Alman bombardıman uçakları onlara ulaşamıyor. Ama Norveç'in batı kıyılarına yerleştirilecek hava üsleri, İngiltere'nin bu hayati savunmasını basit bombardıman hedefleri haline sokacaktı. Ama Norveç'i küçük tane Danimarka'yı da alıp saldırısı için sıçrama tahtası olarak kullanmadan ele geçiremezdi. Alman ordusu küçük Danimarka sınırlarından içeri girdi ve birkaç saatte bütün ülkeyi ele geçirdi. Hitler her ne kadar sadece 6 ay önce Danimarka'ya bir saldırmazlık paktı imzaladık demişse de akşam olurken Danimarka'da birliğe katılmış ve Danimarkalılar teslim olmuşlardı. Danimarkalılar bunu unutmayacaklardı.
Bu arada Norveç'te buna benzer zararsız görünüşte Alman ticaret gemileri Norveç'in doğal limanlarına sızmışlar ve bütün önemli limanlara demir atmışlardı. Bunlar sadece görünüş olarak ticaret gemisiydiler. Ama eğer Norveçliler gemilere X ışınıyla bakma şansına sahip olsalardı görecekleri şunlar olacaktı. Eski Yunan'daki Truva atı gibi onlar da en yeni ve ölümcül silahlara getirmişlerdi. Almanların Danimarka işgalleri tamamlanınca bu sessiz görünüşlü gemilerde bir hareket başladı. Aynı anda bütün kıyı boyunca sıralanmış olan Alman savaş gemileri Norveç fiyortlarına doğru istim tutmaya başladılar. Gemiler, taşıyıcılar, tanklar, insanlar, uçaklar hepsi bütün güçleriyle bu hazırlıksız ülkeye saldırmaya başladılar. Hava indirme birlikleri stratejik Norveç havalanlarını denetimlerine aldılar. İşler karşılarındaki güce direnmenin daha acı sonuçlar doğuracağını gören belediye başkanı Kuisin tarafından yönetilen yerel sempatizanlarınca erken bitirildi. Alman savaş gemileri sessiz silahlar ile şehirlerin savaşma gücünü kırdı. Bu dünyanın görmüş olduğu en başarılı hareketlerden biri olarak gelişiyordu. Hareket belediye başkanı Kuisin'e uluslararası dünyada işbirlikçi damgası vurulmasını sağladı. 9 Ekim akşamı Almanlar daha sabah karaya çıktıkları 7 limanda da kontrolü tamamen ele geçirmişlerdi. ...200 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez Norveçliler kendi şehirlerinde geçit yapan istilacı bir ordu görüyorlardı. 1940'da Muzaffer Fatihler olarak yürüyen bu Alman askerlerinden çoğu Norveç'i en son 20 yıl önce görmüşlerdi. Bunlar nazik Norveçlilerin bakıp korktukları Alman çocuklarıydı. Şimdi bu aynı Almanlar bu nezakete istila kuvveti olarak cevap vermek için geri dönmüşlerdi. Bir kez başkenti ele geçirdikten sonra Almanlar sülhetle her tarafa yayıldılar. Ama Norveç Kraliyet Ordusu Alman kollarından birini Hemar ve Elvara arasında durdurmayı başardı. Bu durumda Almanlar bombardıman uçaklarını getirdiler. Norveçliler yoğun hava saldırıları altında kuzeye doğru çekilmeye zorlandılar. Bu arada Almanlar bütün ülkeye yayılmışlardı. Küçük görev grupları her köyü ele geçirmişti. Paraşüt komandoları dağların doruklarına inmişti. Ani hava saldırıları yerel halkı paniğe düşürüyordu. Norveç savaş istememişti. Bundan hep kaçınmıştı. Ama Almanlar taktiksel açıdan olarak çok önemli olan bu bölgeyi İngilizlerden önce istila etmişlerdi. Ve şimdi Norveç Almanlar tarafından ele geçirilirken müttefikler buna engel olmak için karaya çıkmaya hazırlanıyorlardı. Ama artık Almanlar bütün büyük limanları kontrol altına almışlardı. Bu durumda bile olsa İngiliz, Fransız ve Polonya birlikleri bu önemli bölgeye belli noktalarda çıkartma yapmayı denemek zorundaydılar. Güçlerini Trondheim kuzeyi ve güneyine çıkartıp ağır ve son derece etkili hava saldırıları altında şehre yönelik bir taarruz hareketi denediler.
Bu nedenle uçak gemilerini getirdiler. Ama bunlar karadan havalanan uçaklara karşı dezavantajlı durumdaydılar. Bu şekilde müttefikler havada ağır bir yenilgiye uğradılar. Bombalarla ağır kayıplar veren kara birlikleri de umutsuz duruma düştüler. Daha kuzeyde Narvik'te biraz daha başarılı oldular ve Almanlara denizde kayıplar verdirdiler. Karaya çıktılar ve şehri yaklaşık 2 ay ellerinde tuttular. Bu arada ilk savaş esirlerini de aldılar. Ama yine neticeyi belirleyecek olan etken Almanların ezici hava üstünlüğü oldu. Müttefikler korkunç bir hava bombardımanı altında geri çekilmeye zorlandılar. Norveçliler ölüleriyle, yaralılarıyla kendi başlarına bırakıldılar. Hitler, Almanya'nın hiçbir zaman kuzey ülkelerine bir sorun olmamıştır ve şimdi yoktur diyeli daha sadece 6 ay olmuştu. Norveçliler bunu unutmayacaklardı. Böylece Norveç'i istila etmek Hitler İngilizlerden daha önce davranmış ve istediği gibi İngiltere'ye karşı kullanabileceği üsleri ele geçirmişti. Artık tek bir hareketle kuzey kıskacını tamamlamıştı. Fransa'ya doğru yapacağı hareket ona güneyde de bir kıskaç sağlayacaktı. U-botlarla kıskacı kapatacak ve bombardıman uçakları tarafından yapılan ağır bombardımanlarla İngiltere'yi istila edecekti. Daha sonra İngiltere'nin gitmesiyle Almanya'nın dünya ile bağlantısını kesecek hiçbir engel kalmayacaktı. Daha sonraki hareketinin Güney Kıskacı'nı sağlamak için Fransa'ya karşı olacağı kesindi. Şimdi Fransa'ya bakalım. Alman saldırısını nasıl karşılayacaktı? Bu durumda Fransızlar Maginot hattının adını verdikleri yenilmez bir kaleler zinciri kurdular. Bu inanılmaz kaleler Fransız topraklarının derinliklerine inşa edilmişlerdi. Yeraltı geçitleri ve tren yollarıyla birbirlerini bağlanıyorlardı. Maginot hattı Fransa'nın doğu sınırlarını Almanya'ya karşı koruyordu. Ve Fransa en sonunda yükselen Alman gücüne karşı savaş ilan etmeye karar verdiğinde, Fransız askerleri saldırıya geçmek için yerine yer altına yaptıkları modern sığınaklara geçip Almanların saldırısını ve Maginot hattına çarpıp ezilmelerini beklemeye koyuldular. Ve ordu komutanı Rachel Patey'in gururla şunları söyledi. Bu savaşta ilk hareketi kim yaparsa fena halde canı yanacak. Ama Hitler Maginot hattının üstüne gitmedi. Burası Fransa'nın en kuvvetli noktasıydı. O ise zayıf noktasına saldıracaktı. Hitler Fransa'nın savaşa hazırlanmak yerine savaştan korunmaya çalıştığını biliyordu. Bu bilgi onun en büyük silahlarından biriydi. Uçakları olduğunu biliyordu ama bunların eski model olduklarını da biliyordu. Tankları olduğunu biliyordu ama bunların az sayıda ve zayıf sırtlı olduklarını da biliyordu. Ama hepsinin en önemlisi Fransa'nın toplum yapısının zayıfladığını ve insanların dirençsiz olduklarını biliyordu. Bizim Soğuk Savaş dediğimiz savaşın, bu savaşılmayan aylarında Almanların yaptıkları yoğun propaganda, Ren Nehri'nin karşı tarafında Maginot hattı içinde bulunan Fransız askerlerine ulaşmıştı. Hoparlörlerden, neden savaşıyorsunuz diye soruluyordu. Balonlarla dosya notlar ve bildiriler yollanıyordu.
Alman bandosu Fransız marşları çalıyordu. Ve Alman radyosu Fransızca haberler veriyordu. İngilizler son damla Fransız kanı dökülene kadar savaşacaklar. Sizler gözden çıkarıldınız. Bu İngiltere'nin imparatorluk hayalleri uğruna yapılan bir savaştır. Biz Almanlar Fransa'dan hiçbir şey istemiyoruz. Evde bıraktığınız karılarınıza ne oldu askerler? İngilizler sizin köylerinize yerleştiler. Evet, Fransa istila edilmeye hazırdı. Yenilmez Alman kuvvetleri tüm gücüyle batıya dönmüştü. Acaba bu kez nasıl saldıracaklardı? 1870'teki gibi Alsace-Lorraine üzerinden mi, yoksa 1914'teki gibi alçak ovalardan mı? 1940 modeli fetih hangi modele göre gelişecekti? Fransızlar Majun hattının yenilmez olduğuna inanıyorlardı. Buna dayanarak Almanların 1914'teki gibi düz alandan saldırıya geçmeleri bekleniyordu. Ama Hitler'in hızlı İskandinavya bir başarılarından sonra bile Hollanda ve Belçika ülkelerinin bağımsızlıklarını sürdürmesi konusunda umutlarını yitirmemişlerdi. Bu durumda Fransız ordusu Belçika sınırının olduğu bu bölgeye 78 tümen yerleştirdi. 17 tümende Majun hattını koruyordu. Ve burada bulunan 10 tümende Mussolini'nin ilerlemesi ihtimaline karşı bekliyordu. 3,5 tümen İspanya'ya karşı güvenliği sağlıyordu. İngilizlerin burada 10 tümeni vardı. Müttefiklerin planı, Almanların düzlükteki ülkelere karşı saldırıya geçmeleri durumunda ordularını tıpkı bir kapı gibi Belçika üzerine kapatmaktı. Menteşe ise Majuna hattının kuzey ucuna denk geliyordu. Bu önemli noktayı koruyan ise Arden ormanlarıydı. Burası çok sık, ormanlık bir bölgeydi. Birçok dereler ve daracık patikaları, zayıf köprüleriyle askeri araçların ilerlemesine hiç uygun olmayan bir araziydi. Askeri uzmanlar, askeri birliklerin Arden ormanlarından harekete geçmelerinin olanaksız olduklarına garanti veriyorlardı. Ama göreceğiniz gibi burada da askeri tarihin en mükemmel harekatlarından biri gerçekleştirilecekti. 9 Mayıs 1940'taki durum böyleydi. Ayrılık saati gelmişti. Müttefik devletlerin insanları yaklaşan Alman fırtınasına karşı koyabilmek için dua ediyorlardı. Ama çizginin diğer yanında Alman halkı coşkulu bir hazırlık içindeydi. Artık vakit gelmişti. Savaş ilanında bile bulunmayan Alman orduları aniden Majuna hattının kuzeyinden denize doğru bir hareketle Lüksemburg, Belçika ve Hollanda sınırlarından içeri girdiler. Bütün ön hatlarda aynı anda başlayan harekat oldukça karmaşıktı.
Durumun açıkça anlaşılabilmesi için ülkeleri birer birer ele alalım. Önce Hollanda'da olanları görelim. Alman kara kuvvetleri habersiz bekleyen savunma kuvvetlerini yararak içeri girmeye başladılar. Ama asıl saldırı havadan ve savunma hatlarının çok gerisine yapılacaktı. Almanların uzun zamandır gizlilik içinde geliştirdikleri 10 bin üzerinde paraşütçü bu alana girdi. Rotterdam'da şaşkın halk savaşta olduğunu farkına bile varmadan daha önce içeri sızan öncülerin yönettiği bu üstün kuvvetler şehrin havaalanı ve dış birliklerini ele geçirmişlerdi. Bu sırada Alman zırhlı birlikleri ülkeyi boydan boya geçiyorlardı. İlerlemeleri hayati önem olan köprü ve geçitleri tutan diğer 5. kol elemanları tarafından daha da hızlandırılıyordu. Bu kuvvetlerin amacı Rotterdam'dan dayanmaya çalışan paraşütçülerle birleşmekti. Ama Hollandalılar da direnmeye kararlılardı. İstilanın 4. gününde Almanlar Hollandalı generale bir uyarı verdiler. Rotterdam'daki Hollanda direnişine son verilmemesi durumunda şehri havadan bombalamak zorunda kalacaklarını bildirdiler. Hollandalı generalin cevabı gecikti. Sonunda iki kez geciktirilen Alman bombardımanı uygulanmadan teslim olmayı kabul etti. Ama bu gecikmeler nedeniyle yaşanan bir anlaşmazlık, Alman uçaklarının bir kısmı şehri bombaladı. İki kez ertelenen Alman bombardımanı kısmen de olsa Rotterdam'ı vurmuştu. Ve bunun etkisi korkunç oldu. Savaşan bir şehir olan Rotterdam'ın bombalanmasının etkisi korkunç oldu. Sivil halk korkunç bir zarar gördü.
90 dakikalık bir sürede 30 binin üzerinde asker ve sivil öldü. Daha bundan sadece 6 ay önce Hitler, Yeni Reich Hollanda ile olan geleneksel dostluğunu sürdürmeyi istemektedir demişti. Hollanda bunları unutmayacaktı. Bu arada Belçika'da Alman kuvvetleri Yıldırım Savaşı'na yakışır bir hızla ilerliyorlardı. Asıl Alman saldırısı Mez Nehri boylarındaki Albert Kanalı'nı hedef almıştı. Bunun dayanak noktası modern ve ele geçirilmez diye bilinen Ebel Kalesi'ydi. Ama Almanlar bu yenilmez kalenin aynısını gizlice Çekoslovakya'da yapmışlardı. Ve saldırıya geçtikleri zaman kalenin yapısını ve zayıf noktalarını tüm detaylarıyla biliyorlardı. Asıl saldırı başladığında bunlar çok işe yaradı. Paraşüt komandoları, pike bombardıman uçakları, planör indirme birlikleri, özel eğitilmiş istikamcılar, hepsi mükemmel bir uyum içinde beraberce çalışıyorlardı. Nehri nereden geçeceklerini tam olarak biliyorlardı. Bu istikam subayının blokhouse'u yok etmek için tahribici yüksek bombasını tam olarak nereye koyacağını bildiğini fark etmişsinizdir. Eben Amel Kalesi, Alman saldırısına ancak 2 gün dayanabildi ve sonra Alman ordusu ilerlemeye devam etti. Bu sırada Alman saldırısının başladığı haber alındığında, müttefik orduları Almanlarla karşılaşmak için Fransa-Belçika sınırını geçerek ilerlemeye başladılar. Belçika içlerinde savunma hatlarını kurmak için ilerlerken yine hesaba katmadıkları bir durumla karşılaştılar. Göçmenler. Ama bu göçmen grupları kaza sonucu bu yollarda bulunmuyorlardı. Almanlar küçük köy ve şehirlerin çevresini sürekli bombalıyorlardı. Bunun askeri açıdan önemi büyüktü ve öldürmekten çok halkı korkutup yollara dökmeyi amaçlıyordu. Daha sonra makineli tüfek uzmanları havadan yaptıkları dalışlarla bu göçmen sürüsünü koyunlar gibi sürerek yaklaşan müttefik ordularının önüne çıkartıyorlardı. Göçmenler de bir savaş silahı olarak kullanıldılar. Bu da savaşta kullanılan yeni bir yöntemdi.
Levhada bugün okul yok yazıyor. Zaten çocukların başka bir yerde olmaları gerekiyor. Hayır, bugün okul yok. Bunlar olmadan yalnızca 6 ay önce Hitler, Reich Belçika için herhangi bir şekilde tehdit olarak algılanabilecek bir söz söylememiştir demişti. Belçikalılar da bunu unutmayacaklardı. Peki ya müttefikler ne yaptılar? Onlar Belçika ve Lüksemburg'a yapılan saldırının asıl Alman saldırısı olduğu konusunda ikna olmuşlardı. Ve plana göre ordularını Belçika üzerine bir kapı gibi kapamaya başlamışlardı. Ama Belçika ve Hollanda üzerine yapılan saldırının yalnızca bir aldatmaca olduğu ortaya çıkacaktı. Asıl Alman saldırısı yine müttefiklerin en az beklediği yerden yapılacaktı. Yani Arden ormanlarından. Bu yumruğu indirebilmek için Almanlar, içinde 45 bin zırhlı aracı bulunan, dünyanın o güne kadar gördüğü en güçlü vurucu kuvvetlerinden birini gizlice hazırlamışlardı. Alman orduları Belçika ve Hollanda'ya girer girmez bu ordu hareket etmeye başladı. İlk önce çok iyi eğitilmiş mekanize istikamcılar harekete geçti. Onları sadece müttefik devriyeleri bekliyordu. Patikaları temizleyerek uçakların bombalamasına imkan verdiler. Alman zırhlı kuvvetleri 3 günde Mez Nehri'ne ulaştılar. Bu süre, Fransızların bir komando birliğinin gidebileceği en kısa süreden 2 gün daha azdı. Askeri kurallara göre Almanlar, buradan nehre doğru harekete geçmeden önce ağır bir bombardıman toplarını getirmek zorundaydılar. Ama Almanların kendi yeni geliştirdikleri topları vardı. Pike bombardıman uçakları, bunlar Mez'in karşı tarafındaki Fransız mevzilerini bombaladılar. Almanlar, nehrin karşı tarafına ateş edebilen her şeyle yoğun bir baraj ateşi açmaya başlamışlardı. By
Yoğun bombardıman bütün gece devam etti. Ertesi gün öncü kuvvetler nehri geçtiler. Bu öncüler, istikamcılar gerekli malzemeyi getirip köprüleri kurana kadar köprü başlarını tutmayı başardılar. Ve sonra tek bir dakika kaybedilmeden Alman askeri gücünün asıl çekirdeği olan zırhlı birlikler bu köprülerden geçerek Sedan'a doğru akmaya başladı. Önlerindeki bütün önemli direniş noktaları hava saldırılarıyla temizlenmişti. Burada müttefiklerin eski yöntemleri artık savaşı kaybetmişti. Bundan sonrası bir zaman meselesiydi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri Dunkerque'de yaşandı. Bütün bir İngiliz ordusu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama sisler arasından yaklaşan bu gemiler onları cehennemden ana yurda ulaştırmaya çalışacaktı. Donanma gemileri, çıkartma sandalları, yük gemileri, balıkçı gemileri yani yüzebilen her şey oradaydı. İngiliz donanması ordusunu kurtarmaya geliyordu. Yukarılarda İngiliz avcıları Alman hava kuvvetlerini uzak tutmaya çalışıyordu. ...211.500 İngiliz askeri, 112.500 Fransız ve Belçikalı asker kurtarılmıştı. Bu, 300 binin üzerinde savaş deneyimi olan asker demektir. Bunlar yeni savaşlarda büyük yararlılık göstereceklerdi. Yeni silahlarıyla Almanları dünyadan silmeye kararlıydılar. Bu askerler tıpkı lastik toplar gibiydiler. Ne kadar hızlı düşerlerse o kadar yükseğe zıplarlardı. Artık İngilizleri hayatını Almanlarla savaşa adamış biri idare edecekti. Winston Churchill. Bu arada Fransızların durumu askeri açıdan olabilecek en umutsuz durumdaydı. Fransız ordusunun 5'te 2'si kaybedilmişti. Maginot hattının kuzeyinden denize kadar olan yaklaşık 200 millik bir cepheyi korumak için geride sadece 50 tümen kalmıştı. Ve cephenin gerisinde kullanılabilecek yedek birlik kalmamıştı. Umudunu kaybeden Parisliler çocuklarını güneye yolladılar. Onları koruyacak bir mucize olması için dua ediyorlardı. Fransız ordusunun kalanı zırhlı araç ve yeterli gücü kalmamış olmasına rağmen yaklaşan savaşa hazırlanıyordu. İlk vuruş 5 Haziran'da girdi. Fransız direnişi azimliydi. Ama 8 Haziran'da sol kanat ordusu kuşatıldı. Ve genel ricat emriyle bütün ordu Seine ve Marne nehirleri hattına doğru geri çekilmeye başladı. 9 Haziran günü asıl Alman saldırısı başladı. 2 gün içinde Alman motorize ve zırhlı tümenleri açık alanlara doğru ilerlemeye devam ettiler. Bu yarma saldırısıyla Fransa harekatının neticesi belli olmuştu. Ve bu andan itibaren teslim olmaktan bahsedilmeye başlandı. Bu sırada Mussolini artık kendi sırasının geldiğini düşünerek kuvvetlerini sınırdan içeri yollamaya başladı. Elinde kılıç tutan bir el bunu komşusunun sırtına saplamıştı.
Artık Fransa'da organize bir direniş mümkün değildi. Hükümetin önünde iki alternatif kalmıştı. Ya Kuzey Afrika'ya çekilip oradan devam edeceklerdi ya da mücadeleyi bırakacaklardı. Fransa'nın liderleri yaşlı ve yorgundular. Aralarında en yaşlısı Mareşal Pétain'di. Alman kuvvetlerinin ezici üstünlüğünün farkına varan ve boş yere Fransız kanı dökmek istemeyen Mareşal Pétain, 16 Haziran'da silahları bırakma çağrısı yaptı. Haber, büyük bir milletin çöküşünü karakteristik sakinliğiyle karşılayan Hitler'e iletildi. Karakteristik özellikleri silahları bırakırken de kendini gösterecekti. Anlaşma, son savaşta Mareşal Foch'un Almanları yendiği noktada yapılacaktı. Fransız delegasyonu, Fransız başarısızlığının son bedelini ödemek üzere geliyor. Bu son bedel, gelecek yüzyıllarda bile Fransızlar tarafından unutulmayacaktı. Ülkelerinin üçte ikisinden fazlası bir askeri operasyonla ele geçirilmişti. Geride kalanı Hitler'in kabul edebileceği yerel bir yönetimle idare edilecekti. Fransız insanı Alman ordusunun ihtiyaçlarını desteklemek için günde 400 milyon franklık bir vergi ödemeyi kabul ediyordu. Yaklaşık 2 milyon Fransız savaş esiri Almanya'ya götürülerek burada savaş sonuna kadar esir tutulmuştu. Bu arada birçoğu çeşitli nedenlerle ölecekti. Fransız doğum oranını düşürmek için erkekler sistematik olarak ailelerinden ayrılıyorlardı. Fransız halkı kadın çocuk demeden çiftlik ve fabrikalarda çalışarak Almanların belirlediği kotaları kurtarmaya çalışıyorlardı. Yabancılarla aramızda bir sınıf farkı olduğu kesindir. Onlara köleler derken hiç tereddüt etmemeliyiz. Fransız çocukları o kadar yetersiz besinlerle büyüdüler ki çoğunun süt dişleri 12 yaşına gelene kadar değişmeye başlamayacaktı. Bu kurallara isyan etmeye kalktıkları için binlerce Fransız ağır şekilde cezalandırılacaktı. Fransızların teslim anlaşmasını imzalamakla ödeyecekleri bedel bu olacaktı. Ve bundan sonra en büyük lider Paris'e gitti. Bir zamanlar Işık Şehri olarak bilinen bu şehrin sokaklarında gezdi. Burada yeni düzenin gelişini kutlayan kalabalıklar olmadığına dikkat etmişsinizdir. Paris halkı yeniden sokağa çıktığında yeni emirleri dinleyecekti. Yapmaları gereken şeyler, nasıl yaşamaları gerektiği, neler söyleyecekleri, ne düşünecekleri anlatılacak ve köle olmaları için çalışılacaktı. Fransa Cumhuriyeti bitmişti. Hükümette serbest konuşma ve serbest temsil hakkı gitmişti. Özgürlük ve eşitlik gitmişti. Gone is liberty, equality, fraternity. These are the French. İşte Fransızlar burada kulaklarıyla dinliyor ama akılları ve kalpleriyle Akdeniz'in diğer yanında Afrika'ya götürülen renklerinin varlığını duyuyorlardı. Zaferi kazananlar güçlü insanlardı. Ama onlar Fransızların hala bir umudu olduğunu bilmiyorlardı. Charles de Gaulle. Faşizme teslim olmayan, geleneksel değerlere bağlı bir askerdi. O savaşına devam edecekti. Çevresine dünyanın her yanından gelen Fransızlar toplanacaktı. Bu kondo özgür Fransız ordusu. Savaşan Fransa. Evet, insanlar renkler uzaklaşırken ağlıyorlar. Ama onlar da iki yıl sonra aynı bayrakların Kuzey Afrika'da görüneceğini bilmiyorlardı. Yine müttefiklerle birlikte, yine zafere doğru. Bir kez daha liderleri General de Gaulle ve ünlü General Jerome
Müttefiklerin liderleri yanında aynı hedef için bir araya geleceklerdi. Fransızların kırmızı, mavi ve beyaz renkleri bir kez daha yükseklerde dalgalanacaktı. Yenilmiş ve ezilmiş Fransa'nın küllerinden Fransız ruhu bir kez daha doğacaktı.